25 Nisan 1978'de Kansas City'de bir grup tarafından çevredeki evlerden birine saldırması sonucu 3 kişi öldü. Kurbanlar 22 yaşındaki Sherry Black, 21 yaşındaki Larry Ingram ve 20 yaşındaki John Walker'dı. Başka bir kadın, Larry'nin kız arkadaşı ölümcün olmayan bir şekilde bacağından vuruldu. Saldırganlar ayrılana kadar ölü taklit yaptı ve sürünerek evden çıktı. Tüm kurbanlar bağlandı ve daha sonra vuruldu. O zamanlar 18 yaşında olan Kevin, olay sırasında evinde televizyon izlediğini ve ertesi sabah polisin onu cinayette suçlamaya başladığını söyledi. Olayı gerçekleştiren iki zanlı daha sonra tutuklandı. Tutuklanan kişiler çocukluk arkadaşıydı ve yakınlardaki bir evde yaşıyordu. Polis, tutuklanan kişinin arabasında Kevin'a ait bir parmak izi buldu. Kevin arabayı daha önce kullandığı için parmak izi olduğunu söyledi. Ancak Kevin'ı tutuklanan kişiler en son cinayet gecesi akşam 5'te görmüştü. Cinayetlerde kullanılan av tüfeğinden alınan parmak izi henüz kimliği belirlenemeyen Kevin'ın dışında birine aitti. Tek görgü tanığı Douglas daha önce tutuklanan kişiler dışında iki kişiyi daha teşhis edemediğini söyledi. Daha sonra polis Kevin'ı tutukladı. Douglas daha sonra davadaki dedektifler tarafından kendisini faillerden biri olarak adlandırması için baskı gördüğünü ve 2015'teki ölümüne kadar ifadesinin geri alınmasını sağlamaya çalıştığını söyledi. 2009'da Midwest Inasus projede e-posta göndererek yanlışlıkla suçlanan birine nasıl yardım edeceğim konusunda bilgi arıyorum dedi. Tek görgü tanıydım ve o zamanlar işler net değildi ama şimdi daha fazlasını biliyorum. Yapabilirsem bu kişiye yardım etmek istiyorum demişti. Polis Douglas'a Kevin'ı kafandan çıkar. Hayatına devam et ve artık bu adamlar için endişelenmene gerek yok dediğini söyledi. Cinayeti işleyen kişiler itiraf ettiler. Kevin'ın bir katılımcı olmadığını söylediler. Kevin'ın ilk duruşmasında tek siyah jüri üyesi onu suçlu bulmadığını söyledi. Kevin'a göre duruşmanın ardından savcı avukata başvurdu. Bir dahaki sefere bunun olmamasını istedi savcı. Kevin'in avukatı, savcının her bir emredici meydan okumasını siyah jüri üyelerine saldırmak için kullandığını söyledi ve bunun bir sonraki duruşmada tamamen beyazlardan oluşan bir jüriyle sonuçlandığını belirtti. Kevin tutuklandıktan bir yıl sonra 1979'da hüküm giydi ve şartlı tahliye şansı olmaksızın 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti işleyen kişiler daha sonra savunma pazarlıklarını kestiler. Suçlarını kabul ettiler ve her biri 20 yıl hapis cezası aldı. Kevin 1980'de temize gitmeye çalıştı ancak yüksek mahkeme tarafından reddedildi. Kevin Eylül 2020'de Dikansa City Star tarafından yürütülen bir savcıların davayı incelemesine neden olan bir soruşturmaya konu oldu. 10 Mayıs 2021'de Jackson County savcısı onun masum olduğuna ve hapishaneden serbest bırakılması gerektiğine inandığını söyleyen bir mektup yayınladı. Kevin'in davasındaki eski savcılar Amerika Birleşik Devletleri Batı Bölge Mahkemesi federal savcıları gibi onun da masum olduğunu düşündüklerini söylediler. Kansas City Belediye Başkanı Quentin Lucas ve aralarında bir düzineden fazla eyalet milletvekili bulunan Temsilciler Meclisi'nin cezaevlerini denetleyen komitesinin başkanı onu serbest bırakılmasını istedi. Yüksek Mahkeme, Haziran 2021'de Kevin'ın serbest bırakılması için yapılan bir dilekçeyi reddetti. Ağustos 2021'de vali Mike Parson, Kevin'ın davasının bir öncelik olmadığını ve emin olduğunu söyleyerek onu affetmeyi reddetti. Washington Post'un yayın kurulu ve bazı önde gelen Demokrat Parti figürleri Parsons'ın Kevin'i affetmeme kararını Haziran ayında başka bir suçluyu affetme seçimiyle olumsuz bir şekilde karşılaştırdı. Başsavcılık, Kevin'in suçlu olduğuna inandığını ve Kevin'in sorumluluklardan kaçmak için çalıştığını söyleyerek hapiste kalması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Ağustos 2021'de başsavcılık, Kevin ile ilgili olarak üçüncü taraflarla olan tüm iletişimleri devretmesini gerektiren bir mahkeme celbi yayınladı. Kasım 2021'de başsavcılık, Kevin'in kararlarının tersine çevrilmesi için üç günlük bir duruşmayı koordine etti. Bu sistemle gurur duymamın ve korkunç bir hatanın ortasında dursak bile dünyanın en iyi sistemlerinden biri olduğunu söyleyebilirim dedi. Şimdi Bay Kevin'ı evine getirerek kaybettiğimiz güvenin sadece bir kısmını geri vereceğimize inanıyorum dedi. Yargıç Kevin'ın 42 yıldan fazla hapis yattıktan sonra 23 Kasım 2021'de şunları yazdı. Bu benzersiz koşullar altında mahkemenin Kevin'ın mahkumiyetine olan güveni o kadar zayıflamıştır ki mahkumiyet kararı iptal edilmelidir. Derhal gözaltından çıkaracaktır dedi. Kevin Kansas City tarihinde haksız yere hüküm giymiş, en uzun hapis cezası çekmesine rağmen eyaletten tazminat almaya hak kazanamadı. Çünkü yasa yalnızca DNA kanıtlarına dayalı bir temize çıkarılmaya izin veriyordu. Ancak Haziran 2021'de onun için bir bağış toplama kampanyası başladı ve bu kampanya serbest bırakıldığı zamana kadar 200 bin dolardan fazla para toplandı. Davası devlet tazminatı için uygun olsaydı miktar çok daha fazla olabilirdi. serbest bırakılmasından birkaç gün sonra bağışlar arttı ve toplanan miktar 14.000 kişi tarafından 1 milyon doların üzerine çıktı. Bu haksız 42 yıl hakkında neler düşünüyorsunuz? yorum yazmayı kanalıma abone olmayı like tuşuna basmayı ve yeni videolarından haberdar olabilmek için Zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın.